otuzlu sayılarda insanın Zoom üzerinden bir konuyu felsefi kalitede tartışması bana çok iyimser gelmeye başladı. Hani bunu bunun için ayrı bir seans gerektiğini en azından düşünüyorum. Ancak biz daha fazla insanın soru sormasına, nitelikli soru sormasına, konuyu daha derinliğine ele almamıza imkan sağlayacak sorular sormasına ve spesifik katkılar yapmasına imkan tanıyabilirsek bu şahane olur. Bu bile büyük bir aslında misyon. Dolayısıyla ben herkesin kitabı okuduğu ilgili bölümü, yaklaşık 50'şer sayfalık bölümler olacak bu. Okuduktan sonra toplantıya katıldığı, benim sunumumu takiben soru, katkı iki başlık altında konuştuğu, bunu da baştan söylediği, hani benim bir sorum var. Soru hani netleşmemiş bir durumu açığa kavuşturmak olabilir. Hani bu burada ne kastediliyor diye anlamaya dönük bir şey olabilir. Ya da metinde zaten hani anlayıp kavradığımız bir konuyla ilgili bir soru olabilir. Ya da bir hani katkı eleştiri de olabilir tabii ki. Yani hani benim kitabı temel alan aktarımımdaki tutarsızlıklar, eksiklikler, boşluklar, sıçramalar ya da kitapta benim tarafımdan size taşınan argümanlardaki size eksik, yanlış gelen şeyler, bütün bunlar. Yani burada bütün kuşkular kovulsun, böyle Dante'nin cehenneme giriş öncesinde söylediği gibi herhangi bir ne kişi ne fikir burada kutsal değil. Her şey hakkında konuşabildiğimiz için zaten bu felsefe oluyor biraz da. Ben bu formatı daha mümkün görüyorum. O yüzden de bunu söylemek istedim. Ancak bunu yapabilmek için dahi bizim İlk seminerlerimizde, düşünce yöntemleri, kavramlar üzerine yaptığımız konuşmalarda eksik bıraktığımı düşündüğüm bir konuyu biraz detaylı ele alarak, o da argüman analizi başlığı altında geçen bir konu, bu soru kısmını daha kaliteli hale belki getirebiliriz. Bir, bunu sizinle paylaşmak istedim. Bir de hani bilelim de bir kenarda dursun babında belki bir gün bizler de uygularız diye herhangi bir merkezi odak olmadan bir yönlendirici, disipline edicinin ama o da eşitlerden birisi gibi düşünün. Klasik sunumun dışında bir yöntem olarak Sokratik yöntemi size böyle kısaca bir 5 dakika ondan bahsetmek istiyorum. Bu gerçekten nitelikli tartışmalara imkan verebilecek bir şey. Nimet Üstün diye bir arkadaşımız vardı. O bize bu konuyla ilgili yıllar önce bir eğitim de vermişti. Çünkü bu birazcık da usta çırak işi. Hani bir Sokratik yöntemle ilgili bir tartışma yürütülüyor. Onu siz bir yerde uyguluyorsunuz falan gibi. Bir hani ondan da en azından birkaç kez pratiğini yapma ihtiyacın imkanını bulduğumuz bir şeydi. Ama Sokratik yöntem dediğinizde de hani Sokrates'in soru sorma yönteminden farklı bir şey bu. Belki fark edilmiştir anlatımından. Böyle bir şeyi de hani sizinle paylaşmak istiyorum. Yine
bu toplantı içinde geçerli. Ben bir sunuş yapacağım, bahsettiğim konuları aktaracağım. Ondan sonra da sizlerin yorum, katkı, sorularını alacağız. Haftaya da Zeus'un izniyle başlayacağız bu aydınlanma, devrim, romantizm konusuna. Sevgili arkadaşlar, herhangi bir fikirsel tartışmanın olabilmesinin zemininden bahsedeceğim önce. En önemlisi şu: fikrini değiştirmeye açık taraflar gerek. Fikrini değiştirmeye açık olmayan taraflar olduğunda tartışmanın ciddi bir nitelik kaybına uğrayacağını, verimsizleşeceğini söyleyebiliriz. Hani son argümanıma kadar direnirim ayrı bir şey, ama yani öyle bir gerçeklikle ya da öyle bir kanıtla karşılaşırım ki iddiamdan vazgeçerim diyebilmek gerekiyor. Yani tartışmacılarda bu özelliğin olması gerekiyor. İkincisi, hani bunu keşke hani bir eko fonksiyon olsa da benim cümlem böyle giderek hani kulaklarınızda yankılanarak defalarca size ulaşsa. Bir fikirle, bir iddiayla o iddianın yanlışlığı üzerinden tartışmamak gerekiyor. Çok doğal geliyor. Yani hiç yapmadığımız bir şey bu. Örneğin ne diyelim? Hani birazcık böyle kulakları tırmalayacak bir şey söyleyelim. Rahatsız edici bir şey söylemeye çalışayım. Türkiye'de ortalama ömür son 20 yılda anlamlı derecede uzamıştır. Yani insanlar daha çok yaşıyorlar artık. Ayrıca milli gelirde son 20 yılda %20 artmıştır. Bunları gerekçe göstererek son 20 yılda Türkiye'nin çok iyi yönetildiğini, başarılı bir siyasi yönetim olduğunu iddia ettiğimi farz edin. Şimdi bu iddiaya iki gerekçem var. Bu gerekçelerden bir sonuca ulaşıyorum. Böyle bir iddiaya hayır Türkiye iyi yönetilmiyor diye karşı çıkmak bir yere varmamızı sağlamayacaktır. Bu tamamen bir ne denir kayıkçı dövüşüne çevirecektir tartışmayı. Genelde insanlar bu şekilde tartışırlar. Bunun yerine şunu yapmak gerekiyor. Karşımızda bir iddia var mı? Evet var. Çünkü iddia yoksa tartışma yok. İddianın gerekçeleri var mı? Var. Peki iddianın gerekçeleri, yani ortalama ömrün uzamış olması, milli gelirdeki artış, sonucu, yani o ülkenin iyi yönetildiği sonucunu, bu yargıyı, bu hükmü makul kılıyor mu? Rasyonel bir şekilde destekliyor mu? Buna bakmak gerekir. Öncelikle karşının argümanını, karşının gerekçeli iddiasını genelde gündelik hayattaki tartışmalarda da hep vardır zaten. Gizli öncülleri bulmak gerekir. Gizli öncül dediğimde öyle karmaşık bir şeyden bahsetmiyorum. Örneğin bu argümandaki gizli öncül şu: bir ülkede ortalama ömür artmışsa ve bir ülkede milli gelirde yükselme varsa o ülke iyi yönetiliyordur öncülü.
Yani onu ekliyorum hemen şimdi. Bakın kulağınıza daha hoş gelecek. Üç tane gerekçem oldu. Türkiye'de son 20 yılda ortalama gelir artmıştır. Türkiye'de son 20 yılda ortalama ömür uzamıştır. Ve bir ülkede ortalama ömür uzamış ve milli gelir artmışsa o ülke iyi yönetiliyor demektir. Bu üçüne yaslanarak, bunlardan destek alarak diyorum ki Türkiye son 20 yılda iyi yönetilmiştir. Şimdi gizli öncülü, yani karşının söylemediği ama zımnen kastettiği öncülü ortaya çıkarmak tartışmada bir yeni imkanların doğmasına yol açacaktır. Belki gizli öncülü söylediğinizde karşı taraf fikrinden vazgeçecektir. Aa evet şimdi ya bunu deyince böyle oluyor değil mi diyecektir. Öyle tartışabilen insanlar bulursanız, nadiren de olsa, bu mu çıkıyor buradan? Yok ya. Yani ben eğitim ve hukuk ve insan hakları ve işte kadın hakları, ayrımcılık falan gibi başka kriterler de eklemek isterim. Onlara da bakmak lazım diyebilir. Böyle hani bir böyle şık bir tartışmacı bir şekilde bir boş yerine gelmiş de böyle bir şey söylemiştir. Birinden duyup sorgulamadan taşımıştır bu fikri. Ama onun olmadığını farz edelim. O zaman karşı taraf, yani bu argümanı savunan kişi, şunu da savunmak durumunda kalacaktır. Evet, bir ülkenin iyi yönetilmesinin kriterleri bunlardır. Ve sonucu tartışmak yerine, bu ülke iyi yönetildi, son 20 yılda hayır kötü yönetildi, iyi tartışmak yerine, bir siyasi iktidarın performansını değerlendirmekte ortalama ömrün uzaması ve milli gelirin artması iyi bir gösterge midir, iyi bir belirteç midir tartışmasına bizi götürecektir. Bu iyi bir belirteç ya da kötü bir belirteçtir, eksik bir belirteçtir, yeterli bir belirteçtir. Buna göre de siz bu tartışmada belki siz de fikrinizi değiştirebilirsiniz tabii. Çünkü tartışmayı ele alan taraflar, bak şimdi karşı tarafı nasıl gömeceğim, buradan çıkaramayacak topu gibi bir şey yok. Ha evet ya, aslında senin söylediğinde bir haklılık payı var da gelebilirsiniz. Demek ki karşı tarafın iddiasını önce gizli öncülünü bulup bir parçalar arasındaki, yani destekler arasındaki ilişkiyi sonuca taşıyacak bir hale getirmek gerekir. Bu gizli öncül çok komik olabilir. Karşı tarafın argümanı şöyle de olabilirdi. Türkiye çok iyi yönetiliyor. Son 20 yıldır mükemmel. Başka bir şey söylüyor musun? Hayır, bu kadar söylüyorum. O zaman hemen bir gizli öncülünüzü size takdim edeyim. Benim bütün söylediklerim doğrudur ve şu anda diyorum ki Türkiye çok iyi yönetiliyor. Demek ki Türkiye çok iyi yönetiliyor. Ağzımdan ne çıkıyorsa doğrudur gibi bir gizli öncülü kabul etmemi istiyorsunuz. Hiç yanıldınız mı geçmişte? Yani en hafifinden bu söylenebilir. Tabii bu aynı zamanda bir fallacy. Yani sadece iddia. Just assertion. Sadece söylemek. Genelde bunu yapanlar kulağa tırmalayacağı için, çünkü çocuklar bile neden diye soruyor. Aynı şeyi mesela Latincesini de söyleyebilirler. Ya da Arapçasını söyleyebilirler. Ya da aynı kelimeleri yerini değiştirerek söyleyebilirler. Sanki iki şey söylüyormuş gibi yaparak tek aslında o sonuç iddiasını söyleyebilirler.
Ama siz bu iddianın tutarlı bir argüman haline gelmesi için içinde zaten mevcut olan öncül, yani gerekçe nedir diye bakarsanız, onu da yanına koyduğunuzda o fikir bütünlüğü daha görünür hale, daha tartışılabilir hale gelecektir. Demek ki ben ne söylemiş oldum? Hani ekolar yapsın da kulaklarımıza geri dönsün dediğim sözüm neydi? Bir argümanın sonucunu tartışmayınız. Daha doğrusu bir argümanla hesaplaşırken, onu değerlendirirken, onun sonucuna itiraz ederek başlamayınız. Sonucuna itiraz ettiğinizde o zaten o sonucu savunacaktır. Sen öyle diyorsun, ben böyle diyorum gibi bir hani öyle mi böyle mi de kalır tartışma. İnatlaşmaya dönüşür. Dolayısıyla öncüllere bakmak gerekiyor. Şimdi söyleyeceğim ikinci şey ise daha zor bir şey. Eğer karşı tarafın argümanı ve bu argümanla vardığı sonuç size çok doğru görünüyorsa, bu argümanı sonucu doğru diye de kabul etmeyin. Hangi sayıkla, hangi temellere dayanarak o sonuca vardığı çok önemli. Niçin önemli? Şöyle bir diyelim örnek vereyim. Tabii zorlayacağız hayatın gerçeklerini ama bütün astronotlar erkektir. Cem Karaca astronottur. Cem Karaca erkektir. Şimdi sonuç Cem Karaca erkektir. Ama desteklere baktığınızda, ha destekler doğru olsa argümanın iç tutarlılığı, geçerliliği tümden gelim gücünde çok sağlam. Bütün astronotlar erkek olsa, Cem Karaca da astronot olsa, Cem Karaca zorunlu olarak erkek sonucuna varabiliriz. Hatırlarsanız tümden gelimsel argümanlarda öncüller doğru ise sonuç zorunlu olarak doğru oluyordu. Ancak Cem Karaca'nın erkek olması sonucu, hani burada şimdi Cem Karaca'nın erkek olması değil de falanca partinin devrimci olması, filanca iktidarın ilerici olması, şu taleplerin haklı olması gibi şeyler koyun. Hani sizi alıp götürecek, evet bunu duymak istiyordum. İşte Fenerbahçe'nin hani üç gömlek üstün olması her şeyiyle falan gibi. Ya da tangonun bütün diğer dansları aşan bir dans olması gibi. Sizi hani evet hep ben bunu düşünüyordum ve iddia ediyordum ve işte benim gibi düşünen biri var. Gerekçelerini duymadan bile hani o sonuca yapışmak çok kötü bir fikir. Çünkü sonuç hoşunuza gidebilir ama sonuçla beraber o gerekçeleri de size satıyorlar. Ve o gerekçelerin nerede, ne zaman, ne şekilde elinize, ayağınıza dolaşacağını bilemezsiniz. Belki hiç dolaşmaz. Ama en azından kendinizi kandırmayın. Yani bir şekilde bir iddia, bir sonuç, eğer onu destekleyen öncüllerin kaldırma kuvvetiyle ayakta duramıyorsa itiraz etmek gerekir. Yani siz diyebilirsiniz, yani Cem Karaca
erkektir ama bu onun astronot olmasıyla ilgili değildir. Ama sonucunuza katılıyorum. Fakat bu sonuca varmak için kullandığınız gerekçeler yanlış. Bu daha da kolay bir şey. Yanlışı göstermek daha da bu anlamda hani daha tümden gelimsel argümanlarda yanlış olduğunu gösterdiğinizde argüman yapısı çöküyor. Şimdi biz ayrı bir dünyada argümanlarla uğraşıyoruz gibi bir yabancılaşma yaşıyorsanız zaman zaman herkes yaşayabilir. Konuştuğumuz şeyler nasıl hani Spinoza diyor ya düşünce ya da madde ikisi de iki farklı atribüsü, iki farklı özelliği aynı şey. Konuştuğumuz şeyler hayata dair hep. Yani biz burada yanlış bir fikirsel mimari yapıyorsak orada bir bina yıkılıyor. Dolayısıyla iddia edilen fikirlerdeki zaaflar, eksiklikler, fallasiler, çöken projeler olarak, kaybedilen mücadeleler olarak, batırılan imkanlar ve yanlış birliktelikler olarak size dönecektir. Yani doğrudan hayatın mutfağıyla ilgili bir şey konuşuyoruz. Burada size yakın geldiği için, sempati duyduğunuz için gerekçelerini önemsemeden kabul ettiğiniz fikirler daha sonra tırmalama gücündedir. Hani bıldırcın hırmalar gibi düşünün. Mutlaka bir karşınıza bir başka formda bir fatura olarak çıkabilir. En azından zihninizi kirletebilir. Dolayısıyla hani alıştırma olsun diye söylüyorum bunu. Hayat bu tür tartışmalara hazır mı? Değil. Ama filmi beğendin mi? Sinema çıkışındaki sohbetlere gönderme yapıyorum. Ben beğendim. Sen? Yok ben beğenmedim. Şimdi bu da olmaması gereken bir tartışma. Beğenen nesiyle beğendiğini, beğenmeyen nesiyle beğenmediğini ve o nesi dediğimiz gerekçelerin bir estetik yargıya kaynaklık edip edemeyeceğine dair bir gizli öncül avcılığı en azından bir filme bile güzeldi, kötüydü, beğendim, beğenmedim, bence kötü, hayır, bence iyi falan gibi ele almak yerine orijinal bir senaryosu vardı, ben çok beğendim diyen kişiye senaryosu orijinal olan filmleri beğeniyorsunuz öyleyse değil mi? Yani bunu böyle iğneleme tadında değil de güzel bir şey, sempatik bir şekilde söyleyebilirsiniz. Karşının gerçekten odaklandığı senaryo olabilir. Yani bir iyi hikaye arıyordur. Ya da görselleri niye beğendiğini sorduğunuzda ya çok klasik bir gene aşk üçgeni hikayesi ama müzikler falan ne güzeldi değil mi? Dediğinde demek ki o işitsel görsel şölen beğenisindeki önemli bir kriter. Ha bunu da yargılayamamak gibi bir durum da kalabiliriz. Ama şunu yargılayabiliriz. Daha doğrusu tartışabiliriz. Senaryo çok orijinaldi dediğinde ya Romeo Juliet, Leyla ile Mecnun, Arzu ile Kamber, Aslı ile Şirin, hani şey, bütün klasik senaryo bunun nesi orijinaldi diyebilirsiniz.
Bir şey ya orijinaldir ya değildir. Bir şey klişe ise orijinal değildir örneğin, değil mi? Ama birisi şunu diyorsa bununla tartışamazsınız. Bende çok güzel duygular uyandırdı. Hayır, uyandırmadı işte diyemezsiniz. Ama şunu diyebilirsiniz. Demek ki sizde güzel çağrışımlar, derin hatıraları tetikleyen filmleri seviyorsunuz. Ah evet, nasıl anladınız? İşte ben böyle anlarım diyebilirsiniz. Dolayısıyla gizli öncül her eve lazım. Bir kişinin iddiası ile o iddiayı destekleyen gerekçesi arasındaki boşluk gizli öncül. Sonuçtan öncülü çıkardığınızda gizli öncül kalıyor. Eğer bu konu net değilse bunu bana sormanızı isterim. Çünkü yani tekrarlarla sizi bunaltmak da istemiyorum. Ayşe'cim, senin sesini açman için bir mesaj gönderdim. Burada şey ne? Amacımız ne? Gizli öncülden yola çıkarak, hani gizli öncül temelinde senin dediğin doğru. Ama hani genel olarak doğru olduğunu göstermiyor bu durum. Senin tezinin bir noktaya mı varmış oluyoruz? Hayır, böyle bir noktaya varmış olmuyoruz. Çok teşekkürler sorduğun için. Gizli öncül karşı tarafın zihninde ki bir kayıp nokta, bir sıçrama noktası. Yani herkes biliyor diye düşünüyor olabilir bunu. Örneğin şöyle bir konuşma geçse. Yarın arkadaşlar paten kaymaya gelemeyeceğim. Dün ayağımı kırdım. Şimdi burada aslında gizli öncül var ama söylemeye değmez. Kırık ayakla paten kayılmaz. Gizli öncül buradaki bu. Çok da gizli değilmiş, değil mi? Yani şimdi burada bir bunu hepimiz zihnimizde tamamlıyoruz zaten. Adamın ayağı kırılmış, nasıl gelsin diyoruz. Ama aslında ayağımı kırdım. Kırık ayakla paten kayılmaz. Yarın patene gelmiyorum. Standart bir argüman haline gelmişi bu bunun. Şimdi sizde eğer bir şey yaratmadıysa, bilmediğimiz bir spor uydurayım. Bir şey söyleyebilir miyim? Aslında şöyle söylesem belki daha doğru olacak galiba. Şimdi örneğin o filmin güzel bir film olduğunu iddia eden kişi yani bunun sebebinin aslında şey olduğunu farkında değil. Yani ona güzel duygular uyandırdığı için, onda güzel duygular uyandırdığı için ona güzel diyor aslında. Ama bunun farkında değil. Yani herkesin öyle olduğunu zannediyor. Evet, bunu fark ettirmek mi amaç? Bu şekilde... O böyle bir iddiada bulunurken zaten böyle bir hisse sahip. Sadece içine bakıp ne olduğunu bize söylemesi gerekiyor. Yani o bunu söylemeye değer bulmuyor bazen. Örneğin daha teknik bir şey söyleyeyim. Türkiye çok iyi yönetiliyor. Çünkü son 20 yılda çocuk ölüm, bebek ölüm hızı yani oranı 10 kat düştü. Şimdi bunu söylediğimde ne alaka diyebilir insanlar, değil mi? Oysa bebek ölüm hızındaki 10 kat düşüş gerçekten bir ülkenin çok iyi yönetildiğinin bir kriteri olabilir tek başına. Çok, çünkü onun için kadın haklarına özen göstermek gerek, beslenme, sosyal politikalar o kadar çok şeyle ilişkili ki o bir tek parametre. Ama diyelim ki bir pediatri uzmanı yani gerçekten bebek ölüm hızı 10 kat düştü. Ülkemiz artık birinci ligde dediğinde buradan buraya nasıl geçti derken birden
gizli öncül avcısı görüntüye girer. Bebek ölüm hızı bir ülke için şöyle şöyle bir kriterdir diye bunu tamamlar. Ama o pediatrist, o çocuk doktoru bunu herkes biliyor zannediyor olabilir. Düşünün, bebek ölüm hızı azaldı. 10 kat. Yani dünya dışında yaşamı bulmak kadar az olacak bir şey. Ender olacak bir şey. Bir ülkede sayılı yılda 10 kat azaltmak. Ancak hani devrimle falan siz böyle bir sonuca varabilirsiniz. Ya da çok büyük reformlarla ulaşabilirsiniz buna. Bu şartlarda tabii, yani geçmişe bakarak konuşuyorum. Yani yarın öbür gün bebek ölüm hızını azaltıp ama sefaleti de devam ettirecek bir aşı da bulunabilir. Yani onun da garantisi yok. Gizli öncüllüğü bulduğumuzda karşının argümanı bütün çıplaklığıyla ortaya çıkıyor ve sizin onu sorgularken ya da ona karşı çıkarken eskiden görünmeyen ama artık görünürde olan parçasına ulaşıyorsunuz. Peki hocam, küçük bir sorum olacak benim bu arada. Burada diğer arkadaşlar da el kaldırma yöntemini kullanırlarsa, ben çünkü mikrofon açacağım. Şimdi bir sohbet ortamında gerekçe göstermeden yani var olduğu halde söylemekten o an için imtina edebiliriz. Bunun nedenleri vakit kaybı olabilir. Çok samimi arkadaşımızdır. Gerekçelendirerek konuşmak istemiyoruzdur vesaire. Beğendim, beğenmedim diyemez miyiz? Yani felsefi tartışmalar için bunu konuşuyoruz diye düşünüyorum. Örnekler sohbet içerisinden olduğu için bir kargaşalık olmasın diye ayrım yapmak adına. Şimdi bence eğer yani ağzımızı yorup da cümle kuruyorsak, onun yanına bir cümle daha kurup hani bu filmi şundan dolayı beğendim demek, karşının bir katkı, bir eleştiri, bir yorum yapmasına imkan tanır. Öbür türlü hani veri içeriği çok zayıf bir şey söylemiş oluyoruz. Hani yani film boyunca işte Nurhan acı çekmemiş ya da aslında onun için bu bir vakit kaybı değildi verisi geliyor bana. Ama ben Nurhan'ın film zevkini de öğrenmek isteyebilirim. O filmde ne bulduğunu da öğrenmek isteyebilirim. Benim onu bulup bulmadığımı da kıyaslayarak belki de hiç dikkatimi çekmeyen bir şey onun için önemli olmuş üzerinden film hakkındaki yorumumu değiştirebilirim. Bana kat be kat fazla enformasyon sağlamış oluyorsun gerekçeli söylediğinde ve belki benim de senin gerekçen üzerinden söylediklerine yorum yapmam ve senin de belki faydalanabileceğin bir ek diyaloğun da önünü kesmiş oluyoruz. Sadece sonucu söylediğimizde. Dolayısıyla bir de bir egzersiz olarak dedim zaten. Hani bunu yapmak zorunda değiliz. Ama hayatı bu hale getirmek, bunu da böyle... Çok geçerli gerek argümanlarınız vardı hocam, kabul ettim. Bir daha buna dikkat edin. Bunu da hani yani bu içimizdeki ölmüş neden sorusunu uyandırmak için de gerekli. Hani hep söylüyorum ya, süpermarketlerdeki çocuklar annelerine hani Choco Prens istediklerinde onlar da yok dediğinde neden diye soruyor. Yani o neden sorusu aslında bizim şeyimiz. Hatta denir ki o ilk ağlama da hani kelimeleri bilmiyorum ama neden hani bu dünyaya geldim gibi bir şey değil tabii öyle. Ama bir neden diye sormak belki de karşının içinden geçiyor, söyleyemiyor. O yüzden bunu bir egzersiz olarak hayatın içine yedirmek
keyifli olabilir. Sadece bunu sempatik yapmak önemli. Aa, öyle mi, beğendin demek. Ya hani ne açıdan beğendin? Çünkü hani merak ettim. Ya da ben de beğendim ama acaba aynı yönden mi beğendik? Çünkü gerekçeni söyle, gizli öncülünü çıkar bebeğim gibi bir şey de değil. Çünkü sevimsiz de olabiliyor. Gene geldi bu her şeye böyle neden neden diye soracak dedirtmeden. Çünkü insanlar fikirlerinin merak edilmesinden de hoşlanabilirler. Hoşlanırlar genelde. Rica ederim. Teşekkürler. Sibel Özeren. Yani örnek Sibel. bir katkıda bulunmak istemiştim sadece. Yemek yapmam ben pek ama yemek yapılması ve yenmesiyle çok ilgilenen birisiyim. İşte okul kafeteryaları, şirket yemekhaneleri, ulaşabiliyorsam yediğim lokantada yemeği yapan kişiyle falan hep ilişkiye girerim. Beğenmediğimi de söylerim yani şey. Bunun çok pozitif etkilerini gördüm. Çünkü nedeniyle beraber söylediğimde yani bunu beğenmedim. Çünkü bak bunu koysan daha iyi olur ya da bunu koymuşsun bence o kadar iyi olmamış veya bu az pişmiş neyse işte örnekleri siz herkes bilebilir iyi kötü dediğimde bir kere onun yaptığı yemekle ilgilenildiği için ona önem verildiği için mutlu oluyorlar. Ve iyi bir bilgi olarak alıyorlar. Yani hiç ben bundan dolayı mutsuz olan pişirici görmedim. Bu konuyla ilgili gerçek eller kalkıyor ama sanal elde kaldırabilirsiniz sanki. Ozan Yıldız buyursunlar. Ha, geliyor değil mi sesim? Hocam nedeni nereye kadar derinleştirmek gerekir? Çok güzel. Diyelim gerekçeler ve gizli öncüller ortaya kondu. Ama gerekçe muğlak, müphem tartışma kaldırır. O zaman o gerekçenin gerekçesini istememiz gerekiyor. Gerekirse bir daha. Yani makul bir ikna ediciliği yakalayana kadar. Burada şey yok. Yani ne kadar devam ediyorun bir sınırı yok. O yüzden de girift ve hani uzama ihtimali olan konuşanlara zevk veren ama dinleyicileri yoran da bir şey. Yani bitirin artık şu konuyu. Hani ziyaretin iyisi kısa olanıdır gibi bir his yaratan bir durum olabiliyor. Teşekkürler. Yavuz Selim buyur. Burhan Hanım, ben senin söylediğine bir cevaben diyeyim bir şeyler söylemek istiyorum. Eğer tabii Levent Hocam izin verirse. Estağfurullah. Buyurun. Ben insanlar özellikle iyilik yaptıkları zaman bunun kendilerine yani muhakkak söylenmesini hatta biraz da abartarak söylenmesinin taraftarıyım. Çünkü hepimizin içinde iyi duygular ve kötü duygular var. Birbirimizin eğer iyi duygularını ön plana çıkartırsak kötü duygularını da yenmiş oluruz. Ve bunun da bizi yani o kişiyi pozitif tarafa doğru iteceğini düşünüyorum. Onun için özellikle iyilik yapmış kimse bunun söylenmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Aysel hoş git buyursunlar. Şimdi merhaba herkese. Hocam şey için aslında bu tür tartışmaları biz genellikle
siyaset ve nasıl tartışılır ya da kültür nasıl tartışılır, nasıl estetik yapabiliriz diye bir dizi toplantılar yapmıştık geçmişte. Benim sorum da şu, yani aslında ne söylediğinden fazla bir de nasıl söylediğinin de orada kelimelerin, hani bu şeyi çok önemli. İki insan arasında o kadar aynı fikirde olsalar bile o kadar çok farklı etki yaratıyor ki tartışmalarda. Bunu nasıl yapacağız? Yani siz ne dersiniz? Nasıl söylediğine dair. Diyelim az önce oradan geldi aklıma. Hani gizli öncülleriniz falan filan diye sert bir biçimde değil de ya da ukala bir biçimde değil de ya da bilmiş bir biçimde değil de onu anlayarak, empati yaparak mı? Yani bu felsefeye girer mi diye soracağım. Yani bu sorma biçiminin. Sorma biçiminin hani safkan tartışmacılar, rasyonel tartışmacılar dünyasında bence çok bir önemi yok. Yani o kırılgan duygusal fikrine sataşıldığında, fikri eleştirildiğinde bunu kişiselleştirmeye eğilimli kişiler için o hassasiyet gerekli ve bu insanlığın %99.9'u oluyor. Felsefecileri de çok ayrı bir yere koymuyorum. Çünkü onlar da alıngan olabiliyorlar, onlar da kişiselleştirebiliyorlar. Ama ben zaten hani gizli öncülüğü çıkar, onu yap, bunu yap, bir şey emeği var. Bir de kibarlığa ve karşının psikolojisini gözetmeye vakit ayırmak bana lüks geliyor. Ama kendimi kontrol etmeye çalışıyorum kaptırmadığım sürece. Yoksa ya ona öyle demezler işte o bak şöyle gibi bir sesi. Söylediğiniz ilginç ama bir de şöyle baksak mı ya çeviriyor. Teşekkürler. Ahmet, buyur Ahmet Ergin. Ya ben esasında bir öneri için şey yaptım, söz aldım. Burada katkı sağlamak denen şey o kadar karışık, o kadar esneyebilen bir şey ki bence bu katkı sağlamayı kaldıralım. Soru sorulsun ama katkı şimdi şöyle bir şey var. İnsanlar o konuda bildikleri her şeyi anlatıp katkıda bulundum diyorlar. Halbuki sunucunun sunarken bir tasarımı var. Yani orada neleri anlatacağı belli, belli bir sınırları var. O kapsam içerisinde bir şeyi anlatması gerekiyor, anlatıyor. Ama herhangi biri ondan sonra ya şu da vardı hocam deyip uzun uzun, hatta ben şöyle 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 düşünüyorum, siz ne dersiniz gibi böyle katkılar da oluyor. Ve bitmiyor hakikaten. Yani şimdi siz Kant'ın ahlakı üzerine bir yarım saatlik bir sunum yapacaksınız. Ondan sonra el kaldırıp ya ben de bir katkıda bulunacağım deyip tamamen epistemolojisiyle ilgili veyahut da başka bir şeyle ilgili uzun uzun anlatımlara geçiyor. Bitmiyor laflar. Yani insanlar onları dinlemek istemiyorlar esasında. Yani katkı demek o konuda söylenecek her şeyin orada söylenmesi demek değil. Bence öncelikle soruların olması lazım. Ondan sonra katkıların olması lazım. Çünkü katkının olup, onun bir katkı olup olmadığını da insanlar farkında değil. Yani farklı örnekler veriyorlar mesela. Uyuyor mu, uyumuyor mu? Uyumuyor bir sürü esasında. Yani orada anlatılan konu esasında esas olaraktan sunucunun kontrolünde onun farkındalığının daha yüksek olduğu bir konu. Onun dışında ilk defa duyduğu bir şeyde tutup da yok şu da vardı hocam böyle değil miydi? Ben şöyle düşünüyorum, ben burada mesela saatlerce adamın susmasını beklediğim şeyler oldu. Bitmiyor bir türlü yani. Şeyden başlıyor. Ben şu güceyi şöyle düşünüyorum. Doğru mu hocam? Falan gibi. Yani birazcık başkalarının vaktini de çok almamayı hedefleyerekten acaba hakikaten bir katkı mıdır? Acaba
hakikaten bir yanlışlığın düzeltilmesi olabilir belki, ama onda da çok emin olursa burada bir tartışmaya girmeden. Ben genelde yani bir genel kendi rahatsızlığımı söyledim. Ama bütün tartışmalarda bu var. Bu bir forum değil çünkü. Yani çerçevesi belli olan, konusu belli olan bir sunum yapıyorsunuz siz. Ve o konuda herkesin fikrini söylemesi diye bir şey söz konusu değil. Ona dikkat edilmesi lazım. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Engin buyursunlar. Şimdi önerme belli. Ülke iyi yönetiliyor. Üstelik de ülkeyi yönetenlerin bir gizli tarafı da yok. Açık açık söylüyorlar. Biz 20 yıl öncesine ve daha öncesine göre her şeyde çok iyiyiz. Hı hı. Şimdi bir ülke tarihinde de 20 yıl öncesine göre çok spesifik bazı alanlar seçmezseniz bu genel olarak kıyaslanacak bir sürü şey için doğru da olabilir. Şimdi esas tartışmayı şimdi bu önermeyi kabul ettiğin andan itibaren zaten yenik başladın. Yani şu andaki muhalefetin durumuna düşersin. Hayır öyle değil. Bir tartışmaya düşersin. Yani şimdi burada bu önerme bir kere başlı başına sorgulanması gereken bu durum. Yani ülke 20 yıl önce, niye 20 yıl öncesine bugün benzer bir ülkeyle kıyaslayalım. Yani ölçütleri yeniden tanımlayabilmek herhalde daha makul bir tartışma için zorunlu böyle bir durumda. Bu önerme karşısında aksi takdirde tek tek verilere, ben sana bir özel uzmanlık alanı seçerim. Biraz önceki çocuk örneği gerçekten güzeldi. O alanda başarılı olabilir. Ya 20 yıl az bir zaman değil ki tabii ki. 10 kat olmaz ama epeyce düşmüştür eminim. İnsanlık tarihinde bir sürü hastalık, çocuk felcinden artık çocuklar ölmüyor yani. En azından ölmüyordu son Suriyelilere kadar. O yüzden birazcık teknik olarak burada değiştirilmesi gereken önermeyi bilmemize rağmen hiç gizlemiyorlar. Tartışma tekniğinde bir sürü başka faktörleri, ortak bir noktayı, zemini bulmak gerekir. Aksi takdirde bir idealistle materyalist nasıl tartışır bilemiyorum yani. Evet. Her açıdan iyi demezler dediklerinde karşı örnekler bularak eğer iddia yanlışsa onu çürütmek daha kolay olabilir. Ya daha kolay değil, çok daha açık olabilir. Ancak eğer şimdi bazen tartışmalar sizin isteğinizin dışında gelişebiliyor. Bazen bir fikrin zayıf yönü çok ustaca saklanabiliyor. Onu açığa çıkarmak, bu hani zımnen size kabul ettirilmeye çalışılan şeyi açığa çıkarmak önemli olabiliyor. Yani söylediğimin aslında çerçevesi bu. Bir şeyi söylerken bir taraftan da başka bir şeyi kabul ettirmek. Yapılan şey o oluyor. Bu samimi olarak nasıl olsa beni anlamışlardır diye de olabilir. Yanıltmak için de olabilir. Teşekkürler. Nurgül Paçaro, Ahmet Hocam'a katılıyorum demiş. Derya Cebecioğlu, Ahmet Ergül harika bir öneri, tamamen katılıyorum demiş. Fakat Alev Üskülen, ben katılmıyorum, bence katkılar önemli diye düşünüyorum demiş. Sibel Özören, düştüm demiş. Alev Üskülen, diyalog önemli bence derslerde demiş. Gerçekten bizim toplantılarımızın bazen benim çok disiplinli, gereksiz disiplinli belki bulunmama rağmen bir saat, bir 20 dakikada bitecek diyorsak o kadar zamanda bittiğini biliyorsunuzdur. Ve biz bu yüzden çok fazla insan topladık. Çünkü şu sıra çok fazla Zoom var ve hepsi bir saat denenler, iki saat, iki saat denenler üç saat sürüyor. Bu ciddi bir, yani zaman ciddi bir problem gerçekten. Ayşe tekrar söz istedi herhalde, ona söz verelim. Kesinlikle katılıyorum Nurhan. Yani özellikle şu zamanda zaten hani evden çıkılmıyor. Çok uzatmadan kısaca şeyi söyleyeceğim. Çok fazla bu tür etkinlik var ve insanlar bir şekilde ilgisi olan şeylere katılıyorlar. Yani saatlerce bilgisayarın başında böyle beklemek
hepimiz için bir şey haline geliyor, zul haline geliyor bir süre sonra. O yüzden aslında hani verimli ve kısa olması gerçekten çok kıymetli. O anlamda da kontrol ele almışım, iyi yapmışım manasında yazdım. İşte mesajım yanlış anlaşılmasın. Bir de şeyi söylemek istiyorum çok kısaca. Yani ilk bu şeyi tartışırken, yöntem konusunu tartışırken hani formatta bir değişiklik olacak mı diye ben sormuştum. Hatta acaba hani bizlerin de bir şeylere hazırlanması gibi bir şey mi var falan beklenenle anlamak için de aslında sormuştum. Sonra iş birazcık öyle bir şey de olabilir mi tartışmasına döndü falan ama şey konusu gerçekten önemli. Hani biz debate işini öyle bir kültürümüz, oturmuş bir kültürümüz yok. Yani bir tane YouTube kanalı var Aytecin Square diye. Orada debate'ler oluyor. Yani orada ilkokula giden bir çocuk bile soru sorduğunda o sorunun gerçekten bir hedefi oluyor. Yani söylenen her sözün, her sorunun aslında bir hedefi olmalı. Söylenmiş olmak için söylenmemeli. Eğer öyle olursa o zaman şeye dönüşüyor. Gerçekten herkesin boşuna giden zamanı oluyor. Herkesin isteği kırılıyor. Verimsizleşiyor. O nedenle hani bunun derli toplu yürümesi açısından katkılar belki çok uzatmayacak şekilde çok kısa olabilir. Hani bunu Nurhan çok iyi yönetir diye düşünüyorum. Bugün olduğu gibi. Çok uzamadan derli toplu olacak şekilde. Ama tabii bizler de hani bir emek verilip bir şey bir sunum hazırlanıyor. Onun karşısında birazcık kendimizi şey hissediyoruz. Yani hiçbir emek vermemiş olmak mesela benim kendi adıma beni şey yapıyor. Birazcık rahatsız ediyor. Birazcık bizim acaba nasıl katkımız olabilir? Ama ben şeyi çok iyi anladım. Yani formatın gerçekten hani nasıl bir hedefi olduğunu da işte ama o hedefi gerçekten gerçekleştirmek için bu tür kısıtlamaların olmasının da çok doğal olduğunu ve beklenenin olduğunu anladım ve bu format gerçekten şey iyi bir format. Teşekkürler. Dilerseniz Ufuk Akkuş'tan da alalım. Hocama şey soracağım. Şimdi iki kişi var, bir karşı taraf var, biz var. Onu yeterli bulmayabiliyoruz, gerekçeler verilmesini istiyoruz filan. Ve karşı tarafta da şey arıyoruz, gizli öncül arayıp ona göre tartışmayı yürütüyoruz. Şeyi düşünürsek, hani sanki böyle bir tarafa tüyo veren bir şey bu. Öyle algıladım ben sanki. Yani bir taraf, biz yani işte Levent Hoca, ben, işte şey Nurhan Hanım neyse, işte böyle biri karşınıza çıktığında şöyle şöyle davranmak gerekir gibi bir şey. Aynı şey yani karşı tarafta bizim işte o gerekçeler vesaire yani öbür tarafın diyelim gizli öncüllerini, gerekçelerini falan bulduğunda, araştırdığında, saptadığında tartışma nasıl bir hal alır? Onu merak ettim, onu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Tartışma çok daha odaklı bir hal alır. Çünkü bir iddiayı hangi sayıkla öne sürdüğümüzü ya da hangi gerekçeyle karşı çıktığımızı ortaya koymamız tartışmanın daha gerçekçi, daha samimi ve daha ilerletici olmasını sağlar doğal olarak. Karşıdan da bunu yapması tabii ki beklenir. Çünkü en yetkin, en deneyimli zihinler bile bir argüman oluştururken bazı zihinsel düşünce sıçramaları yapıyorlar. Yani bunu da söylemeye gerek yok ki hissine kapılıyorlar. Ya da zaten zihinleri o noktadan diğer noktaya atladığı için ancak siz sorduğunuzda ya da o gösterdiğimizde onun farkına varıyorlar. Dolayısıyla tartışmanın hani çok yüksek bir keyifli ve verimli olmasını garantiler. Ya da yapılabilecek daha iyi bir şey yoktur. Bundan daha iyi bir şey yoktur. Levent Hocam, zaman zaman bizim seminerlerimiz için konuşuyorum.
Bazı dostlarımız hiç soru olmadığı için ayıp olmasın diye o boşluğu doldurmak için soru sordukları da oluyor. Bunu da hissediyorum. Yani çünkü çok derin bir dostluk oluştu bu grupta. Bir yıldır neredeyse beraberiz. Bunun dışında bizim grubumuzda çok fazla yok ama diğer seminer gruplarında, tartışma gruplarında yıllardır yaşadığım şey, ben buraya Levent Safalı'yı dinlemeye gelmişim. Bir arkadaş çıkıyor, 10 dakika konuşuyor mesela. Yani bunu açıkçası saygısızca da buluyorum. Yani bu toplantıya özel benim bir görevim olduğu için öyle bir benim yapacağım müdahalenin de saygısızlık olacağını düşündüğüm için çok fazla müdahale etmiyorum. Ama açıkçası ben katkı içinde katkıyı biraz da uzun sürerse eğer, yani saygısız buluyorum. Seçkin Çelebi'ye bir söz verelim. Buyursunlar. Merhaba herkese. Şöyle bir şey var. İnsanların o bilgi birikim, kültür ya da bir şey algılamalarından dolayı bazen yaklaşımları çok, hani ben şey yapıyorum, hani çok acemice kalıyor ya da sorulan soru çok basic oluyor, ama bizim buna karşı olmamız, usul yönünden buna, yani karşı demeyelim, bunu pek benimsemememiz çeşitli değerli katkıların da göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani orada gene Yuhan Hanım'ın en son söylediği şey, şöyle bir itiraz ediyorum. Esas önemli. Eğer biz o esansı kaçırırsak o ağa takılan incileri de kaçırırız. Zaten felsefi tartışmanın özü de biz bunu göremezsek elmanın sadece baktığımız tarafını görürüz, ama onun bir de bizim görmediğimiz tarafı var ve onun kurtlu mu, aslında yenilebilir bir elma olduğunu anlayamayız. Elbette herkes bir kilidi açan çekirdek kor bir şey söyleyecek diye bir şey yok. Ama ondan süzebildiğimizi, alabildiğimizi alıp tartışmanın içine katmanın her zaman değerli olduğunu düşünüyorum. Yoksa evet, usul yönden böyle değersiz katkılar var, ama hepsini bir kefede değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Konuyla ilgili ben bir şey söylemek istiyorum. Tartışmalarda genelde şöyle bir şey var. Mesela bazen sorunun kendisi de çok önemli. Dünyanın en güzel müziği nedir? Soru bir kere çok doğru bir soru değil. O doğru bir soru olmayınca dünyanın en güzel müziğine ilişkin işte cazdır, bluzdur, klasiktir ya da işte türkülerdir diye başlayan tartışmada çok fazla böyle doğru şeyler de çıkmıyor. Yani gerçekliğe uygun şeyler çıkmıyor. O çok önemli. Ben hani bunun önemli bir konu olduğunu düşünüyorum ve genelde tartışmalarda şu da olur. Karşı taraf bir aşamadan sonra örnek ister. O örnek de her zaman pratik hayattan verilmesi gerektiği, hem soran bunu ister hem de cevaplamak zorunda kalan da pratik hayattan, gerçek hayattan bunu örneklemek ister. O yüzden ana kaynağı öncül bir sahipten öte pratik, yaşanan hayattaki bir vuruntu olduğunu düşünüyorum. İşte o bütün çelişkileri ortaya koyup kişide bir uyanma, aydınlanma oluşturacağını düşünüyorum. Bunun kaynağı ne? Her zaman sorular şöyle basit olmaz. Havaya attığım taş bir işte 5 metre yükselecek, daha sonra yere düşecek. Bunun üzerinde zaten mutabakız. Çok daha öznel olan şeylerinle ilgili o kaynak, yani ahlaki kaynak ve nesnel kaynağı keşfettiğimiz sürece tartışmanın çok daha verimli olacağını ve tartışmaya çok yönlü bir bakış açısı sunacağımızı düşünüyorum. Tabii ki her zaman maalesef özne, yani tartışmanın taraflarından biri insan olduğu için her zaman bu nesnel süreçte işlemiyor. İşlemediği için duygusal nedenler de ortaya çıkıyor. İşte o duygusal problemleri, meseleleri karşı tarafın, tartışmanın bir yerinde yaşadığı o duygusal kısımlarını bence iyi absorbe etmek biraz da retorik. İşte orada sanat devreye giriyor. Orada kişinin kendi yetkinliği, iç olgunluğu devreye giriyor. Tartışmayı öyle idare etmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Ben bunları söylemek istedim. Hocanın bu konularla ilgili fikrini de merak ediyorum. Çok teşekkürler. Öncelikle benim anlayabildiğim kadarıyla
konuya odaklı olan her türlü yorum, katkı, soru bütün konuşmacılar tarafından olumlu değerlendiriliyor. Yani sadece konuyu dağıtan, söylenenleri tekrarlayan ya da başka bir tartışılan değil de başka bir başlığa bizi, konunun dışında bir başlığa yönlendirenlere itiraz var. O anlamda yani çok reel bir görüş ayrılığı olmayabilir Ahmet Hoca'nın, Nurhan'ın söyledikleriyle. İkincisi için ise şöyle bir şey diyeceğim. Hani bazen soru yanlış olabiliyor diyorsunuz ya. Soru çok genel olabiliyor. Soru loaded oluyor. Zaten soru yüklü. Hani soru ya cevap verdiğiniz anda siz zaten bir mantık ihlalinin parçası oluyorsunuz gibi. Hatırlarsanız sohbet grubunda bir makale paylaşmıştım. Bir İslam felsefesi çalışan bir İstanbul kökenli Kahire'de eğitim görmüş bir Rum'un Dimitri Gutas'tı sanırım ismi. Bir söyleşte adama ilk gelen soru şu. Ya Hristiyansınız. Olay Amerika'da geçiyor. Hani İslam felsefesi ne alaka? Niye çalışıyorsunuz bunu? Sorusuna verdiği cevabı isterseniz bir daha okuyun. Bu farkındalıkla okuyun. Diyor ki tarih birkaç şekilde ele alınır. Birincisi kendinizin de dahil olduğu medeniyet dairesini övmek, onu öne çıkarmak, onu güzellemek, onu eksiklerini geri plana iterek daha kabul edilebilir, şanlı şerefli hale getirmek için tarih ele alınır. Tarihi böyle ele alan çok kişi vardır. Bir de tarih gerçekten diğer disiplinler gibi merak, gerçekliği bulmak, hakikati ortaya çıkarmak, olayların arkasındaki giz perdesini kaldırmak için yapılabilir. Sizin sorunuzda diyor Dimitri Gutas, böyle bir arka plan olduğunu düşünüyorum diyor. Şimdi bu zaten karşının sorusunun bile gizli öncülüğünü çıkarıyor. Siz bu soruyu soruyorsanız diyor, arkada böyle bir düşünceniz olduğuna kanaat getiriyorum diye sorunun zaten falsosunu alıyor. Soruyu bir yumuşatıyor. Ondan sonra ben diyor merak ediyorum. Ve Aristoteles'in bir argümanıyla temellendi. İnsan doğası gereği merak eder. Ve duyularımızdan aldığımız zevk de bunun en önemli göstergesidir. Yani dünyanın en güzel müziği nedir sorusuna böyle bir soruyu sorduğunuza göre siz şöyle 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 düşünüyor olabilirsiniz gibi bir cevabı verebiliyorsanız yani bu işin sofistike kısmı. Öyle bir şey söyleyeceksiniz ki hem doğru olacak hem karşı taraf kabullenecek hem diyecek ya evet ben bu soruyu bak hiç böyle düşünmemiştim. Ben bu soruyu hep soruyorum ama bu soruyu sorarken dediğiniz gibi benim aklımda bir konuda hani tek bir güzel olmalı fikri var. En güzel. Bir mükemmel fikrine ben aslında kendimi kaptırmışım. Oysa öyle bir şey olmaya da bilir diyerek toparlayabilir. Eğer bir iyi niyetli tartışmacıysa ya da sizi o yüklü soruyla cevap verdiğiniz anda bir parçası olacağınız yanlışın içerisine düşüremeyecektir bu şeyi yaptığınızda. İşin bu kısmı zor bir şey. Yani daha zorunu söyleyeyim. Daha zoru Sokrates'in yaptığı.
Siz ona nereden sorarsanız sorun, o sizin sorunuzu küçük sorularla odak noktasına getiriyor. Bazen 5 küçük soruyla, bazen 15 küçük soruyla. Ve siz oraya nasıl geldiğinizi bile bilmiyorsunuz ama hep sizden onay alarak getiriyor bunu. Yani fakat ben işin hani tabii ki retorik, karşıyı iyi hissettirme kısmı falan bunlara tabii ki medeni olmak ve kimseyi üzmeden, kırmadan derdini anlatmak güzel bir şey. Ama buraya çok odaklanmak istemiyorum. İşin asıl hani yani gerekiyorsa saçma, absürt, fantezi hani hissini karşıya verip hani herkesin de kendine bir çek düzen vermesi gerek. O kadar da değil. Yani dünya düzdüre ya böyle düşündüğünüzü anlıyorum. Herhalde evinizin önü düzlüktü ama bir de şöyle bakalım demek zorunda değiliz yani. Böyle bir şey yok. Sadece hani argümanınız destekli olsun, geçerli olsun, öncülleriniz sağlam olsun, varsın hani öyle dandan söylesin birisi. Ben hani tercih ederim. Kötü gelmez o kadar. Teşekkür ederim. Ahmet Ergül, katkılar chatte yapılabilir demiş. Hani isteyen okur, zaman kaybetmez anlamında. O da çok akıllıca bir öneri. Yalnız öyle Platon'un diyaloglarında zaman sınırı var mıydı acaba diyor. Sokrates saat kaç saat tartışırdı acaba diyor. Böyle bir şeyler sormuş. Sanırım bu noktada şu yapılabilir. Yani şekillenen eğilimi söylüyorum. Sorular katkılardan önce alınır. Katkılar da gene bir zaman sınırı olur. Ama en azından hani sorusunu sormuş, sunuşu dinlemiş ve hani kafasında öyle ya da böyle bir netlik oluşturmuş bir kişi katkı bölümünde keyfe keder bir katılım gösterebilir belki. Çünkü benim hani daha şey ol. Mesela ben şu an psikolojik hassasiyetler ve sevimli halimle konuşuyorum. Olmasın diyemem ben. Yani öyle bir şey. Yani bir de yani son kertede gerçekten hani öyle bir bilgi vardır. Bütün akışı değiştirecek bir bilgi olabilir birinizde. Ama bunu zaten söyler herhalde. Hatta sonunu bile beklemez. Bir dakika öyle değil der. Çete yazar. Hani yanlışla karşılaşmış doğru zaten sabırsızdır. Bir yolunu bulur diye düşünüyorum. Yani hocam gerçek bir katkıyı kaçırmayalım. Ama evet. Bir şekilde de birbirimizin zamanına da özen gösterelim diyoruz. Evet. Bundan önceki oturumlarımızda bize herhangi bir okuma sorumluluğu verilmeden keyfe keder geliyorduk. Şimdi zaten bölüm bölüm okumuş olacağız. O zaman soru çıkartamıyorduk sizin anlattıklarınıza karşı. Evet. Doğru ve güzel sorular da belki çıkmıyordu. Belirli kişilerden geliyordu genellikle. Ama bundan sonra biraz daha işin rengi değişecek ve o katılımcı kişilik biraz daha ortaya çıkacaktır diye ben de düşünüyorum. Bu arada biz bu şu anda süremizi doldurduk. Ayşe tartışma için sohbet grubunun ayrı bir oturumu olabilir bence diyor. O da iyi bir fikir. Bizde iki grup var biliyorsunuz. Bir hiçbir şey paylaşmadığımız, sadece Poseidon'u paylaştığımız Poseidon Felsefe Feneri WhatsApp grubu. Bir de 7 saat 7/24 açık, hiçbir kimsenin kimseyi engelleyemediği, isterse başka konularda yaşamsal, günlük ne istiyorsa siyasi paylaşım yapabildiği sohbet grubumuz var.
Hani oranın ayrıca bir tartışma için sohbet grubu oluşturulabilir demiş. Murat arkadaşımız da günümüzün problemini irdeliyoruz. Her şeye konsantre istiyoruz bilgiyi bile demiş. Her şeyi konsantre istiyoruz bilgiyi bile. Ayşe de hatta bence mesaj yazamayanlar için konuşarak ifade etme şansı olur. Hani mesaj yazabilenler mesaj yazsın, yazamayanlar konuşarak ifade etsin gibi bir kısıtlama getirmekten bahsediyor anladığım kadarıyla. Bu 1,5 saati verimli hale getirmek hepimizin sorumluluğu demiş. Şimdilik bu kadar. Aslında sizin sokratik yöntemden bahsedecektiniz. Evet ama onu bir başka bir oturma da yapalım. Çünkü o da hani nereden baksanız bir 5-10 dakikalık sunumu ve sonrasında da yorumları olacaktır. O da Yeter, o zaten hani şu an için şey değil, kritik değil ama yani bir grup felsefi kalitede bir patronaj olmadan nasıl tartışıra dair bir yöntem var bu dünyada. Güzel bir yöntem. Yani ilkokul çocuklarıyla da yapılıyor. İşte doktora seviyesindeki astrofizikçilerle de yapılıyor. Sadece felsefeye ait de değil. Ama sonuca varmaya, bir konuyu irdelemeye dönük bir böyle bir yöntem var. Demiş olayım şimdi. Bir başka vesileyle onu konuşuruz. Tamam o zaman. Sibel Özeren, son olarak da Sibel'e söz verelim. Öncelikle teşekkür ederim size. Çok düşünsel emeğiniz hakikaten çok değerli. Çok iyi şeylerle geldiğinizi düşünüyorum. Gerçekçi de aynı zamanda. Ben Ayşe'ye katılıyorum yani. İzleyici olmanın da bir sorumluluğu var. Biraz konuşuldu konu. Yani duygusal farkındalık ve duyguları yönetme. Öncesinde şunu söyleyeyim. Bu bir yolculuksa eğer, bu yolculukta belli gelişmelere açık olmak önemli diye düşünüyorum. Genel olarak, kültürel olarak bizim duyguyu çok iyi ele alamadığımızı düşünüyorum açıkçası. Deminki konularda da iyi hissetme, hissettirme bir pranga. Üslup ayrı bir şey. Üsluba hepimiz her zaman önem vermeliyiz ve bunun doğrusunu, daha iyisini yapabilmeliyiz. Ama kimsenin kaygısının karşısındakini iyi hissettirme veya iyi hissettirmeme korkusu olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Burada benim daha önceden house rules dediğim şeyler kişiselleştirmeme, ortalama averaj bir adam bu muaşerete uygun değil vesaire gibi kurallarla bunlar yönetiliyor. Bunlara tabii herkesin ikna olmasıyla ama aman karşımdakine iyi hissettirmemek gibi bir duruma düşmeyeyim ya da aman ona iyi hissettireyimin bir engelleyici bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Teşekkürler. Mavi Maren Mavi. Bu arkadaşımızla ilk defa karşılaşıyorum, ismini değiştirmediyse. Levent Hocam, kulaklığı takıp müzik dinleyerek uyumak tercih edilirken ben sizi YouTube'dan dinleyerek uykuya dalıyorum. Uyutuyorsunuz sanılmasın, yorulana dek dinliyorum demiş. Çok evet. Keyifli, güzel bir katkı. Katkı değil, övgü de diyebiliriz. Teşekkür ediyorum. Ama böyle çok insan var Levent Hocam. Onu bilin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Defalarca hani arka arkaya dinleyip onunla uyuyorum diyen arkadaşlarım var benim. İkizim başta. Hiç tanımıyorsunuz bile. Toplantıların hiçbirine katılmadı. Ayhan'ı tanıyorum çok. Yani şey anlamda. Ama şey tabii işin bu kısmını bilmiyorum. Biliyorum evet. Çok çok teşekkürler arkadaşlar. Haftaya bir 50 sayfa okuyacağız. Notlarımızı alacağız.
gerçekten kritik bir dönem. Bir 10 yıl Fransız devriminin etkilerinin Almanya'daki düşünce yaylarını gerdiği ve liberalizm, muhafazakarlık ve romantizm her türlü devrimci şeyiyle, arka planıyla ve aydınlanma düşüncesinin burada kendine bir tutacak dal aradığı bir dönem anlatılan sizin hikayenizdir diye bir laf var, Marx'ın lafı. Ama Marx'ın lafı olduğu için değil, doğru olduğu için söylüyorum ben bunu. Gerekçem o değil yani. Haftaya güzel bir sohbette birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.